Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım. Bölüm 52'ye hoş geldiniz. Şu anda önceki bölümde hatırladığınız kadarıyla ne mi olmuştu? Kimse bilmiyor, harika. Tamam. Şu anda Skyler uyandı ve kendine ne yapmaya gidiyor? Bir şey almaya gidiyor. Ne alacak? What is that? Sanırım grilled cheese aldı. Aynen. Peynirli tost aldı. Burada hazır buraya gelmişken şunu da sil çünkü boktan kokmuş ve her taraf da boktan kokmuş olsun istemeyiz. O sırada Dexter duş aldı ve şurayı silsin. Aynı zamanda burayı da tamir etsin. Galiba repair handiness'i yok Dexter'ın ama yine de. We have handiness. Aa, varmış. İki varmış. O zaman iyi. O sırada bu bölümde yapmam gereken iki farklı şey var. Birincisi Mark'a doğum günü partisi vermek. Çünkü Mark biliyorsunuz büyüyecek. Doğum günü yaklaştı artık. Doğum günü partisi verelim diyorum. Hiçbir arkadaş olmadığı halde yine de verelim. Tek onun yaşındaki arkadaşı, hatta belki onun yaşında bile değil ama Dino. Ya da Dino, bilmiyorum. Çok komik değil mi? Onun tek arkadaşı bir oyuncak hayvanı. Acaba değiştirebiliyor muyuz buradan şey yapabilmeyi falan? Hani okulda yapabileceği şeyleri. Galiba değiştiremiyoruz. Tüh. Neyse, ben de birkaç arkadaş edinir zannetmiştim ama edinemeyecek galiba. O zaman ben bugün diyorum ki Diego ve Tyler'a çocuk evlatlık edinelim ya da evlat edinelim. Ama şu anda Diego işe gideceği için maalesef yapamayacağız. Şu an evde Dexter ile Skyler kaldı. Dexter de yemek yese iyi olur, o zaman gelsin şuraya. Come here and ne var? Kesin peynirli tost var yine. Evde zaten peynirli tost dışında başka bir şey yok ki. sen biraz yemek yapsın ama yemek yapmayı bilmiyor. Tebrikler. O zaman boş ver. Gel şuradan. Pancake masın, grilled cheese masın. Pancake alsın. Çünkü daha excellent kalitesi vardı. O sırada Skyler ne yapsın? Müzik çalışması gerekiyor. 6 saat işi var. O zaman şuraya gelsin. Yukarı çıksın ve burada piyano çalışsın. Okay, you're gonna practice. Bu arada oyuna bir mod yükledim. Belki bazılarınız bu modun ismini duymuştur. Burada sesim gittiği için özür dilerim. Neden bilmiyorum, gidiyor. Twerk modu. Doğru duydunuz. Twerk modu. Bunları sildememiş miydim? Neyse. Artık dans ederken çok seksi pozisyonlara girebileceksinler. Bu yüzden bayağı. Bunu medium yapacağım. Bayağı sesi yüksek çünkü. Hatta low falan mı yapsam? Bilmiyorum. Skyler piyano çalışıyor burada. Onun dışında herkes de işte ha. Kimse evde değil, biraz garip hissediyor. Vallahi bu Skyler'ın piyanosu boktan ha. Neyse, o zaman Dexter'ın... Aha, Dexter'ın da spor çalışması lazım. Olamaz, bırak çöpleri Dexter. Koş. Poponu yırt. Gel şurada hemen heavy lifting yapma da ağır kaldırmasın, sonra beli kopar. Gerçi böyle bir vücuda sahip olan insanın beli kopamaz ama. Yine de. Skyla piyano çalışıyor. Dexter ise spor çalışıyor. Great. Like, this is so great. Burada twerk modunu göstereceğim birazdan. Kimse gelmedi eve o yüzden. Yani bu iki kişi de meşgul olduğu için işi biten birisine twerk yaptırmak istiyorum. Evet, bekliyoruz. Oo, burada bunların işe gitmesi lazım değil mi? Gidiyor musun? Ama olamaz, %50'sini yaptın. Olamaz ve çişin var. İşe çişin varken gidersen işin çiş olur Dexter. Atarım. Tamam o zaman, sen de bunu artık tamamladığına göre kalkabilirsin Skyler'cığım. Gel şuraya ve poponu boşalt. Bu laf biraz garip geldi, poposunu boşaltmak, ama bir nevi doğru bir laf. Aha, Mark geldi. O zaman artık doğum günü partisi verebiliriz. School is blah 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 blah, boklu boklu. Ooo, Tyler terfi almış. Great. Tyler da uuu dedi, harika. O zaman Tyler hemen duşa girsin. Baya da sıkılmış. Gel şurada duşa gir. Sonra da biraz televizyon izle. Channel Source yap. Source yap yalnız. O sırada diyorum ki Skyler mi acaba doğum günü partisi verse Mark için? Ya da partiye gerek var mı? Bence sadece bir pasta falan yapalım ona, değil mi? Skyler pasta yapabilecek cooking skill'i zaten sahip olduğu için sorun yok sanırsam. Değil mi? Yapabiliyor. Uuu, hem de çilekli yapabiliyor. Çilekli yapmasın da, bir erkek oldu. Gerçi çilekli yapsın, Allah Allah. Pembe kız rengidir diye bir şey yok yani, öyle bir şey yok. Bazıları öyle görüyor olsa bile, hani ben de olsam hani çok fazla pembe şey kullanmam ama yine de. Hani
pembe kızlar ya da mavi renkli erkekler içindir diye bir şey ayrımı küçükken yapıyordum. Hani küçükken tüm çocuklara sorsanız öyle derler ama hani büyüdükçe pembe gömlekle giyinen erkekleri görüyorsunuz ya da ne bileyim mavi zaten istediğiniz kişi giyinebilir. Ay bu ne be, kekeme boklu oldum. Oo, Skylar'cığım bakıyorum yakıyorsun. Burada Tyler da işten geldiğine göre size twerk modunu gösterebilirim. Gerçi biraz dans etsin, aynen dans ederek zaten eğleneceksin. Gel şuraya ve twerk yap şuradan. Burada bu bir mod. Eğer merak edenler varsa nasıl olduğunu çalıştığını linkini aşağıya koyacağım. Unutmazsam tabii, umarım unutmam. Hep unutuyorum. Gel şuraya dans et. Başka bir şarkı açalım mı? Şöyle next song yapalım. Bu da değil. Böyle başka bir şey yok mu? Hani böyle patlayabileceğim bir şarkı. Ne? Poponu büyüteceğiz. Tamam. Skyler pasta ya, aha yaptı, süper. O zaman şunu şöyle alalım. Umarım kimse yemez. Çünkü ben ne zaman bakmasam birisi gelip yiyor pastayı. Like don't do that. You're rude. Şimdi size twerk modunu izletiyorum. Hazır mısınız? Şuna bak. Ay komik ya. Bu posunu sallıyor ilk önce. Şuna bakar mısınız? evet. Tamam Tyler. Tamam. Anlıyoruz. Anlıyoruz seni. Okay. Şunun resmini çekmeden edemeyeceğim, üzgünüm. Twerk bitch. Twerk. Tamam, şöyle bir resim alasak iyi olur. Değil mi? Aldım bitch. Tamam, resmini de bir kere daha çekeceğim çünkü kapak resmi olacak bu, biliyorsunuz. Çekemiyorum bile, o kadar garip bir pozisyonda. Oha, uçtu. Garip şeyler yapıyor şu anda. Sonra grind yapıyor. Ya Tyler, korkutuyorsun bizi. Tamam Tyler, yeter. Tamam yeter. Dondurma yemeğini falan ye, bir şeyler yap. O sırada da şuradan artık doğum günü pastasını üfleyip. Sen ciddi misin? Abi Mark! O senin lanet olası doğum günü pastandı ve sen onu kimse kesme. Bok ye. Şu an sadece bok yemeni istiyorum. Şimdi annen gelip sana beyaz çikolatalı pasta yapacak ya da beyaz pasta. Ve annen iyi bir yemek aşçı değil. Mark, böyle şeyler yapmana izin vermemem lazım artık dostum. Tanrım, tanrım. Burada Tyler işten geldi mi? O zaman ben de diyorum ki bir bebek çağırak. So you're gonna go upstairs and buradan bebek çağıracaksın. And you're gonna do that by web. Nereden yapacak tabii ki bebek çağırmayı? Yani daha çok çocuk evlat edineceğiz. Bebek çağırmak biraz komik oldu ama. Adopt. Just adopt a fucking baby. Tyler. Burada pasta yapacak mısın Taylor'cığım? Marka büyütmemiz lazım çünkü. Okay, white cake al şuradan. Burada Taylor'ın kırmızı saçını sevmeyenler olmuş. Ben maalesef böyle tutmak zorundayım çünkü sarı saçından sıkıldım biraz ve kırmızı saçta tekrar söylüyorum, Bad Blood klibinden esinlenerek yaptım bu saçı. Ve en çok saç rengi benzeyen saç buydu. O yüzden bunu yaptım yani. No offense. Ama yani sevdim bu saçı. Whatever. Mark da ödevini yapsın o sırada şurada. Do homework. Sonra da tuvalete gitsin. Tuvalete gitmesini kapatmayalım. Sonra idrar kesesi patlayıp etrafa sular fışkırmasın. But where's the bin? Çöpümüz yok, he varmış değil mi? Jackson, Nash, çöp. Elimizde çöp kaldı. Çöplü bebek. Tamam. Rusty, Samuel, Isla, Jackson, Nash, Watson. Bunun kötü yanı şimdi genetik olmaması. Keşke genetik olabilse. Bir şey galiba birisi bana bebek yapabildiğimi söylemişti. Acaba bebek yapabilir miyim? Yani erkek. Olmadığını biliyorum tabii Sims'te ama. Zannetmiyorum. Öyle bir mod var dediniz. O modda sanırım indirmem gerekir de şu anda indiremeyecek durumdayım. Neyse, biz bir marka büyütelim, sonra Diego gelince bakarız. Taylor'cığım, yaptın mı keki?
Because if you didn't, if you, if, if... Cümle kuramadım şu an. İngilizcem. Benim bitti İngilizce. Ben gideyim. Hadi bye. Bazen gerçekten İngilizce cümle kuramıyorum. Hani İngilizcem iyi diyorum ya bazen Türkçemden. Aslında öyle değil. İkisi de eşit derecede ama hani arada sırada İngilizceyi kendimi daha iyi ifade ediyorum. Tamam, şimdi birthday candles'ını ekle. Çünkü you need candles for a freaking birthday. Mumsuz bir doğum günü nedir? Poposuz bir porsuk gibi bir şeydir. Ha, Taylor çok tatlı değil mi şu anda? Oğluma pasta yaptım ve herkes bana bayılıyor. Aha, Diego geldi. O zaman bakalım bebek yapılabiliyor mu? Tabii Tyler kalkarsa. Tyler niye bu kadar yorgun? Oha, sakin ol Tyler. Bayağı focused. Aha, dedim işte yapamıyorlar. So I'm gonna do it by bilgisayardan çocuk edineceğiz. Household adopt. Bu arada artık yakın bölümlerde Skyler'ı yaşlandırmayı düşünüyorum. Çünkü Skyler biliyorsunuz bayağı uzun süredir adult. Hatta young adult mı hala? Abi young adult'sa direkt acil adult yapmamız lazım. Kimi çağıralım? Watson, Nash, Jackson. Jackson kız ismi mi? Bilmiyorum. Nash. Nash'ı çağıralım mı? Korkuyorum nasıl bir tip olacak diye ama. Biliyor musunuz? Bence biz kendi çocuğumuzu yaratalım ya genetikten, değil mi? Bence en mantıklısı öyle. Hani adopt'la zaten çocuk yaratmak aynı şey değil mi sonuçta? Isn't that the same thing? Neyse o zaman. Diego geldiğine göre bak. Pastadan dilim alanlar bok. Alamazsın. İzin vermiyorum. Tamam mı? Alamayacaksın. Şuradan bir şifre yazalım. O sırada sen de şuradan kitap okuyabilirsin. Rita, The Glutton Spiel. Çünkü kitap okuması gerekiyor. Yazar olduğunu biliyorsunuz Diego'nun. Şuradan testing cheats true diyelim. Sonra modify. Yok neydi ya? Just.fulleditmod. Bu muydu? Bir de E'lisini yapacağım. Hala bilmiyorum. 15 yıldır hala bilmiyorum. Bu arada şu bayağı sinirimi bozdu şuradaki. Lanet olsa tabak. Onu da çöpe atayım. Attım. Burada tüm ışıkları açabilir miyim? Tüm ışıkları açınca da... Bak Tyler'cığım. Pastadan almayacaksın. Yok öyle bir dünya. Pastadan alanın ağzına yılan girsin. Tamam. Aa, çok tatlılar. Burada ders çalışıyorlar. O zaman şuradan modifying cast diyelim. Ve aileye yeni çocuğumuzu ekleyelim. Çok garip ya. Çocuğumuzu kendim yaratacağız. Kendimiz yaratacağız. Yani ben yaratacağım. Cümle kuramıyorum şu anda. Oh my god. Okay, add a sim. Play with genetics diyeceğiz. Ay umarım izin verir. Tyler'ı seçebiliyorum, süper. Ah. Oo, böyle birisi oluyormuş. Not bad. Çocuk mu olsun, bebek mi olsun? Tabii child olsun. Tabi bebek seçemediğimiz için direkt çocuk olarak başlayacak. Aa, bu kötü. Neyse o zaman şöyle biraz değiştirelim. Bu fena değil. Çocuk satın alıyorum şu anda. Şey olur ya hani satarlar. Yani gerçekten oluyor, bu kötü bir şey tabi çocuk satım falan ama. Alış satış yapılıyor. Hani kadınlar falan da satılıp alınıyor. Yani artık umarım yoktur öyle şeyler dünyada tabi ama. Hala yapılıyorsa kötü. Bu direkt Mark 2, o yüzden böyle yapmayacağım. Bence bu iyi ya. Bu fena değil değil mi? Büyüyünce nasıl oluyormuş bakalım. Tamam. Bunu beklemiyordum. Bu ne? Dur tam geri gel. Bu ne? Abi bu ne? Dur. Aslında çok da kötü değil. Tam kalabilir böyle. Bilmiyorum ya da değiştirelim. Şu an garip hissediyorum. Tekrar genetik yapalım. Buradan Tyler'ı seçiyorum. Dur. Oha. Skyler'la Tyler'ın çocuğu bu mu? Bu ne be? Ayıp. Yalnız çok güzel olmadı mı? Neyse ben sıkıldım şu anda. Tam bir Skyler ya. Skyler'ın çocukluğunu andırıyor. Tam bir Skyler ya. Keşke böyle çocukları olsun. Bence kız çocukları olsun. Aha bak bu güzel. Çenesini sevmedim ya. Niye bilmiyorum. Aha bak bu fena değil. Çenelerini hiç sevemedim. Neden bilmiyorum. Galiba Diego'nun çenesinden dolayı. Tamam bir geri gidelim. Bu yüz fena değil. Bununla uğraşabilirim. Ama şapkayı sevmedim. You're gonna use this hat. Aslında şapka kullanmasına gerek yok. Bu saç fena değil. Ben bu saçı çok seviyorum açıkçası. Bunu takalım mı? Bu fena değil ya. Bunu da kırmızısı olsun.
Büyüyünce nasıl gözüküyor? Adı ne olacak? Burada adını da seçeceğiz değil mi? Okay Sims, okay. Aha büyüyünce böyle oluyormuş. Fena değil ya, kalsın o zaman. Değil mi? Tamam, adı ne olsun o zaman? Tyler'la Diego'nun oğlu. Hayır, kızı. Oğlu değil tabii ki. Ben seçeyim ya. Polly? Polly ama Polly'yi çok sevmiyoruz. Böyle bir şey yapayım, belki aklıma gelir. Jamie, Larissa, Chantel, Christy, Tabitha, Amara, Madeline, Stella, Esther, Candice, Kaylee, Kylie, Corey. Corey olmayacak tabii ki. Kylie olsun mu? Kylie Wonderbell. Bence Kylie olsun. Tam bir Kylie Jenner tipi yapayım mı bunu? Neyse, şuradan biraz bakalım mı ya? Biraz değiştirelim şu kızı. Okey, böyle yapalım. Ya da böyle. Böyle, bilmiyorum. Kaşıyla biraz oynamak istedim. Böyle dudaklarını çok sevmedim bu çocuğu. Neden bilmiyorum. Her şey mükemmel olmalı diyen çocuğum şu anda. Böyle yüzünü hafif böyle bir büyütsek mi senin Kylie? Heh, bak şöyle daha bir geniş olsun. Saçını... Heh, daha gerçekçi oldu. Dudağın zaten popo götürüyor. Şuradan child ol tekrar. Hey bak doktorlu oğlum. O zaman sana güzel bir elbise seçelim. Aha çok tatlı oldu, süper. Ayakkabının olsun. Ayakkabın da kırmızı olsun. Tam bir cici kız ol. Süper. Biraz da zayıf olabilir. Ya da yeteri kadar iyi bir kilodasın zaten. Aspiration'ın ne olsun? Motor. Çok oynamayı seven birisi olabilir. Ya da mental, çok akıllı olabilir. Sosyal olabilir. Arkadaşlarıyla hep konuşmak istiyor. Bence sosyal olsun. Çok sosyal yapmıyorum insanları. Ne olsun? Outgoing olsun. Hep insanlarla konuşmayı seven birisi olsun. Onun dışında makyaj falan yapılabiliyor mu bu yaşta? Ha, yapılamıyor. Tamam, iyi bari. Çünkü bu yaşta yapanlar var. Hatta bir akrabam var. çok yani akrabam bile değil aslında. Arkadaşım sayılır. Arkadaşım da değil ama 12 yaşında ama uzaktan bir akrabam olarak sayılıyor. Ölümüne makyaj yapıyor. Yani 12 yaşında mı yoksa 30 yaşında mı diye ayırt edemiyorsunuz gerçekten. Like seriously. Father ve father. Aha oldu. Yay. Abi Skyler anneannesi olacak. Skyler Nina oldu. Çok garip değil mi şu anda? Şu an garip hissediyorum. Tamam anladık, babaların gay ama sen de böyle erkek çocuğu gibi olmana gerek yok. Bilmiyorum. Hani formal elbisesi güzel değildi. Kabul edin lütfen. Kabul etmezseniz sizi de kabul etmem hayatıma. Oh man, no. Tamam, şaka yapmıştım ama neyse. Bunu beyaz yapalım. Süper. Spor kıyafetin nasıl? Fena değil. Rainbow. Hiç şaşırmadım. Şunu beyaz yapabiliriz. Ya da sarı. Aynen sarı olsun. Short giy, spor yaparken bedenin boklanmasın. Bu sarı olsun. Ayakkabısı ne olsun? Ayakkabısı da böyle bir şey olsun. Ya da bunu mu yapsak? Heh, böyle de. Ya da şunu şöyle yapalım. Daha güzel. Pijaması nasıl olsun? Bu ne ya? Bu spor kıyafeti olmuş. Pijamasını rahat bir şey seçelim. Yine böyle sarı olsun. Sarı saçlı küçük çocuklara sarı elbiseler çok yakışıyor. Neden bilmiyorum. Hani belki sadece Sims'te öyledir ama ben yakıştırıyorum. Böyle bir pijama altı yok mu güzel? Yalnız Spaday'dan çocuklara bir şey gelmiş şu anda. Bunu yeni fark ediyorum. Bunun pembesini yapabiliriz. Güzel. Ayakkabıya gerek yok. Aslında bu olabilir. Aa, Poppy. Ya da mavi mi yapsak? Ya da turuncu yapabiliriz. Böyle olsun. Güzel oldu. Parti kıyafeti nasıl olsun? Bu niye böyle erkek çocuk gibi giyiniyor anlamadım. That's weird. It's not weird but still. Bu kıyafeti de böyle olsun o zaman. Her şey sarı oldu yine. Kusura bakmayın dostlar. Mayosu ise ya da bikinisi. Bikini üstü seçebiliyor muyuz? Yok seçemiyoruz. Sadece mayo var. O zaman şöyle yapalım. Zaten sadece bir tane mayo var. Bunu mayodan saymıyorum çünkü gerçekten çok kötü gözüküyor. Üzgünüm ama öyle. Bunu seçtim. Yine sarı olsun. Her şey sarı. Tamam o zaman sanırsam Kylie'yi yaratmış olduk. Gerçi adından şu an tereddütlüyüm. Adı Kylie uydu mu? Böyle başka şeyler de bakalım. Liz, Leticia, Brianna. Raquel! Raquel olsun mu? Raquel. Ama Raquel ismi de biraz garip. Komik bir isim. Audrey. Kesinlikle Audrey olacak. Audrey benim çok sevdiğim bir isim. Uzun bir hikayesi var, şu an anlatsam belki tüm bölüm bitebilir ama. Kesinlikle Audrey olacak. Tamam, Audrey Wonderbell. Babaları kim? Tekrar bakalım da kontrolü olmasın.
Diego'su babası, Diego babası ve Tyler'da babası süper. Bitti. Çocuğunuzu yarattım Simler. Bana teşekkür edin ve hayatınıza devam edin babalar. Baba mı? Ah. Looking for new wall art? No. Şu an korkuyorum. Aşırı derecede korkuyorum. Like, I'm scared. I'm really scared. Like. Şu an yanımda bir Snickers var. Bakın hışırtısı geliyor mu sizde? Aslında yemedim çünkü üzüm yedim ve artık sağlıklı yaşamak istiyorum. La 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 la. Aha geldik. Bir anda Audrey diye birisi belirdi evimizde. Çok garip değil mi? Neyse. Ben artık hiç uzatmıyorum çünkü bayağı zaman kaybettim. Mark artık büyüyebilir. Şunu ortaya alalım mı hatta? Şöyle bir masa koyalım. S değil tabii ki. Table. Dining tables. Hatta şu buraya mı koyalım? Aynen buraya koyalım. Bunları siliyorum. Bir tanesini sildim. Şunu şöyle alamıyorum. o pastayı da şuraya alalım. Oyun kastı neden bilmiyorum şu anda. Korkuyorum. Bunu şimdilik inventory'e koyalım. Süper. Mark büyüyebilir. Yay. Blow out candles. Celebrate. Taste Trust celebrate yapalım. Bu da büyütüyor galiba değil mi? Yes, I'm waiting for you. Ha pa pa. Bir şey soracağım da kimse gelmiyor mu? Celebrate, hadi koşun la. Taylor çocuğun büyüyor ya, nasıl bir ailesiniz? Aa ayıp. Audrey sen de gel. O senin neyin oluyor? Aile bağın var mı onunla? Var galiba Skyler. Aa yok galiba değil mi? Aynen. Aile bağları bozuldu çünkü. Leyla, Derek hepsi gitti. Ayıp. Hadi. Hadi 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 hadi. Yay! Buraya bir tane daha ışık koyalım mı? Biraz karanlık çünkü. Okay, lights. Lights. Şuradan böyle büyük bir... Bu ışık bayağı iyi. Bakın bayağı aydınlık olmadı mı? Yani bence aydınlık oldu. Sonra sileriz. Çünkü fazla ışıklı oluyor. O zaman ben şu sandalyeleri de inventory'e alayım çünkü kimse etrafında dolaşamıyor. Place in inventory, place in inventory, place in inventory. Böyle birkaç tane kalsın uzakta. Aha daha iyi. O zaman artık büyü Mark. Ay inanmıyorum annesine sarıldı. Çok tatlılar. Audrey çok tatlısın. Hadi ama büyüyün. Üfle. Ya ne kadar tatlılar. Biliyor musunuz belki evlendirebilirim bunları. Birbirlerine çok yakışmıyorlar mı? Ya. Büyüdü. Oha büyüdü Mark. Ay çok garip hissediyorum. Tamam trait'i ne olsun? Düşünelim. Düşünelim. Bilgisayarla alakalı bir şey yapabilir bence Mark. Onun dışında başka ne olsun? Geek olsun mu? Geek olmayı seviyoruz. Ya da perfectionist olsun. Perfectionist her şeye uyabiliyor. Ama bazen kötü şeyler de olabiliyor. O yüzden boş verin. Okay. Childish olmasın. Friendly olsun ya. Friendly iyi bir trait. Mutlu oluyorlar. Ya da good olsun. Bilmiyorum. Friendly yok. Friendly diye bir şey yok mu Sims 4'te? Şu an kafayı patlatacağım. Neyse cheerful olsun ya. Cheerful her zaman iyidir. Mutlu ol be. Happy olman lazım bu hayatta. Mark büyüdü. Ve çok zayıf mı? Galiba kaburgalarını görebiliyorum şu anda. Neyse. Harika. Çok garip geliyor şu anda Mark'ın büyümesi. Dexter sen de normal kıyafetinde bürün. O zaman bölümü bitirsem mi bitirmesem mi diye düşünüyorum çünkü her şey çok güzel ilerliyor şu anda. Mark'a böyle küçük bir şey yapalım mı? Makeover yapalım. O yüzden makeover'ı hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. O zamana kadar görüşürüz. Bye bye. We'll be right back.
Tekrar merhaba. Döndüm. Şu anda beynim biraz yandı çünkü marka değişik bir şekilde değiştirdiğimi gördünüz. Artık markanın tipi böyle. Onun üstüne üstlük marka yeni oda yapmam gerekti. Bu yüzden aşağı kata, bodruma yani, bir oda yaptım. Böyle yeni bir oda yapayım dedim Mark için. Mark artık burada yaşayacak. Belki başkaları bile yaşayabilir çünkü o kadar büyük ve karışık ve tam bir ergen odası oldu ki. Bilmiyorum, burayı çok sevdim böyle. Tam bir man cave, böyle bir adamın tüm hayatını burada geçirebileceğini düşünebiliyorum. Neyse, Mark da artık burada uyuyabilir, onun yatağı. Sleep dedim çünkü sahiplensin yatağını, sonra başkaları gelip aha Mark'cığım, aslında ben burada yatıyordum, buradan artık poponu kaldırıp büyüteceksin falan diyorlar. O yüzden komik. Burada bu ne böyle, biraz sakin ol. O yüzden sanırsam bu bölümde yeteri kadar şeyler yaptık. Bilmiyorum, umarım kısa değildir sizin için. Benim için kısa değil çünkü biraz beynim yandı. Uzun süre boyunca ev yaptım ve aileleri falan değiştirdim. Ailemize Audrey katıldı. Tyler ve Diego'nun çocuğu oldu. Daha çok yaratıldı. Doğru söylemek gerekirse. Onun dışında güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum. Umarım sevmişsinizdir ve bakın Mark yerini aldı bile. Şunları otomatik mi yapsak? Şunu kapatacağım. Turn off this light. Ya da bunu otomatik yapalım. This light. Harika. Skyler'de evden geldiğine göre bu bölümü burada bitirmek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Şu anda devam etmek istedim. O yüzden Skyler şuradan bir duş alsın. Neden bilmiyorum. Şu an bitirmek istemedim. İkide bir bitiresim geliyor bu bölüm ama o kadar oynamaya devam etmek istiyorum ki neden bilmiyorum. Tamam. Duşunu alıyor Skyler. Sonra gel buraya. Bir yemek ye. Please. Hatta mükemmel bir... Ooo, mükemmel yemekler yapabiliyor. Tamam, ne yapsın? Fashion chips yapsın mı? Hayır. Garlic noodles mi yapsın? Sarımsaklı noodle yapabilir ya da gourmet meal de yapabiliriz. Abi inanmıyorum. Oha, çok güzel şeyler var. Tamam. Garlic noodle yapmayalım da şey yapalım. Caprese salad yapalım. Bu İtalyan salatası gibi bir şey sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Bundan yapsın, herkes yer ondan. Skyler'ını yaptıktan sonra ne yapabilir? Biraz piyano çalışabilir yukarıda. Tabii yemek yesin, ondan sonra yapsın ama neyse. Aynen, yapma. Sonra yap. Okay, Dexter ne halde? Dexter en son spor yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oo, spor yapan lazım. Neyse, yemeğini yesin. Daha çok pastasını yiyecek. Aha, ben buradaki sandalyeleri geri koyayım. Bebeğim be. Şunları geri koyuyorum. Bir tanesini de silmiştim salak gibi. Okay. Şu ışığı da silebiliriz sanırsam. Sileceğimi söylemiştim çünkü. See you. Taylor ne yapıyor? Taylor'ın galiba bilgisayarda bir iş yapması lazım. Hazır kahvesini almışken raporların başına geçebilir. Bu arada aklıma şey geldi ya. Hep yukarı çıkmaları gerekiyor bilgisayar için. Böyle aşağıya da bir bilgisayar mı koysak? Evdeki 5. bilgisayar olacak biliyorum ama. Ayrıca aklıma bir şey daha geldi. Audrey'nin yatacak yeri yok. O yüzden Audrey'ye şuraya bir tane daha yatak koyuyorum. Biraz erkek odasına şey oluyor ama. İçinde bulunmuş oluyor ama artık yapacak bir şey yok. Böyle pembe bir bölüm olsun. Audrey de orada hayatını geçirebilir artık. Ne yapıyordum? Aşağı ineceğim. Ve ne yapacağımı unuttum şu anda. Heh. Taylor'a aşağıya bilgisayar koyacaktım değil mi? Aynen. Acaba onu telefondan yapabiliyorum ya da iPad'den yapabiliyor mu ya da tabletten? Tablet. Bundan galiba yapamıyor. Emin değilim. Şuraya bir koyalım. Eğer yapabiliyorsa gerçekten mükemmel. Browse web. Yok, galiba olmuyor. Aha, bu arada faturalar da varmış. Onu da ödeyelim. Aynen, yapamıyor. Kötü olmuş. O zaman buraya bir tane daha bilgisayar koyalım. Hatta yukarıdan bir bilgisayar alalım ya. Hangi bilgisayarı en az kullanıyoruz? Aslında hepsini de kullanıyoruz. Neyse, bir tane daha koyayım madem. Ölümüne bilgisayar doldu ev ya, komik. Bunu koyabilir miyim? Koyamıyorum, harika. O zaman Ben Day. Neyi koyacağımı gayet iyi biliyor. Şunun beyazını koyacağım, hiç uğraşamam. Buradan güzel bir sandalye. En modern sandalye çünkü koridordayız. Klasik almamız lazım. Electronics. Buradan da çok acayip mükemmel olmasına gerek yok ama yine de paramız bol olduğu için güzel bir masa. Bilgisayar. Şunun rengini ne yapacağım ya? Masayı sevmedim şu anda. 3 yıl sonra tekrar değiştirmek istedim. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Bunu silelim ve bilgisayarımız hazır. Artık Taylor mükemmel kahvesini yudumlayarak işini tamamlayabilir. Fill out report. Taylor'ın işi de çok sıkıcı. Rapor dolduruyor sadece. İş kadını.
Kahven nerede? Olamaz, kahvesini kaybetti. Aa, kahvesini galiba içti. Neyse artık. Bu arada Audrey'nin ödevi falan var mı? Galiba okula gitmediği için ödevi yok henüz. Aa var. Aa yap o zaman onu. Ne kadar uyanık Sims 4. Mesela Sims 2 ya da Sims 3'te olsaydı şey olurdu. Ödevleri okula gitmeden önce gelmezdi. Öyle bir olay vardı. Bu arada tekrar twerk yapayım. Herkes galiba bunu bekliyor şu anda. Benim de içimde kaldı. Skyler'in işi var mı? Yok. O zaman Taylor'ın işi var mı? Var. O zaman Skyler'cığım biliyorum bu yaşta biraz ayıp olacak ama time to twerk bitches. Dexter de gelsin twerk yapsın. Herkes twerk. Bir dakika, şu an çok kötü bir şey hissettim. Acaba çocuklar twerk yapabiliyor mu? Şu an bakacağım. Şu an bakıyorum. Burada Mark yatıyor mu? Aa yatıyor. Biraz erken yatırdım onu ama neyse. Twerk başlıyor. Dexter başladı bile. Şunu da değiştireceğim. Tamam. Elektronika yapalım mı? Böyle popo sallamak için uygun bir ders. Ay müzik olsun. Şeyi çok seviyorum. Diego burada hiçbir şey yaşamıyormuş gibi. Aa kitabımı okuyorum. Dexter poposunu sallıyor ama kimin umurunda? Popo sallayarak kitap okuma. Çok yakında sinemalarda. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Komik. Ay çok komik ya. Bu modu yapan her kimse, galiba İtalyan birisi yapmış. Sitesinde İtalyanca şeyler yazıyordu. Eline sağlık. Ne diyeyim? Bunu da replace yapayım ya, sinir oldum. Sakin ol. Skyler da başladı. Tanrım ya, lütfen. Korkuyorum. Audrey de yapacak. Audrey umarım twerk yapmaz. Ay, Skyler bu yaşta. Ayıp oldu sana. Oh yes. Tamam. Bunu çekmek zorundayım, üzgünüm. Üzgünüm. Dexter yoldan çekil. Dexter uyusun zaten. Tamam, tekrar çekeceğim. Son kez. Ya da böyle mi çekeyim? Ay bilmiyorum. Kafayı buldum şu anda. Lütfen bunu çekmeme izin verin. Bunu çekmek istiyorum. Ya da boş verin, çekmeyeyim. Sonra çekebilirim zaten. Nasıl patlıyor ya. Komik. Taylor işlerini dolduruyor. Diego artık kitabını okudu değil mi? Aynen, bitir. Ölüyorsun. Oha patlayacak. Patlayacaksın. Hemen tuvalete koş. Patlayacak olan şey tabi idrar kesesi. Yanlış anlamayın da. Onu yaptıktan sonra acil duşa gir. Ve bayağı açsın. Saat 1.23 ama. Şuradan bir caprese salat al. Al. Salatanı da ye. Sonra da şuraya gel ve Tyler'ın yanında yat. Sonra da Audrey burada dans etmesine gerek yok çünkü yorgun sanırsam. Aynen, bayağı yorgun. Şuraya gelip tuvaleti kullansın ve odaya yatsın. Mark ne yapıyor? Abi ben çok salam. Mark artık yok ki. Dünyanın en salak insanı. Burası Mark'ın odası olsun. Ay, Audrey'nin odası olsun. Oo, şu an salak hissettim kendim. Tamam, bunu pembiş pembiş yapalım o zaman. Artık burası bir de kırmızı olsun. Burası artık Audrey'nin odası. La 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 la. Aklıma şey geldi ya, Skyler'ın küçük oyuncakları. Sonra şey gelmişti, yıkmıştı onları. Adı neydi? Brandon gelmişti, hepsini yıkmıştı. Çiş Brandon. Çiş. Çişli Brandon. Bunu pembe yapıyorum. Direkt Audrey'e uygun bir oda. Ay aklıma Skyler geldi ya. Skyler da böyleydi. Hey gidi zamanlar. Hey gidi zamanlar. Şunu şöyle koyalım. Bunlar da böyle daha kız çocuklarına uygun bir şeyler yapabiliriz. Bu da fazla mı şey oldu? Bunu yapalım mı? Bu da çok çocuk çakalıyor. Bunu kahverengi mi yapsam? Turuncu mu yapsam? Aslında kahverengi iyi. Böyle kalsın. Duvar kağıdında böyle pembe pembe bir şey yapalım. Hatta şunları yapabilirim. Ya da bunlar çok çocuk çakalıyor. Okay, this. Aynen, bu güzel oldu. Bunu da böyle gri yapsam daha mutlu olacağım. Desk. Desk chairs değil, desk. Lütfen, lütfen, lütfen. Yalnız mor koyamıyor muyum? Bu kötü olmuş. Okay, then I'll put the purple one. Buraya
bomba pembesini koydum. Buraya bir sandalye ekleyelim. Biraz fazla pembe oldu ama burası artık Audrey'nin odası olduğu için. Sorry Mary. Bu da kırmızı olsun. En üst model bilgisayarları koydum bu arada. Yapmam gereken tek şey odadaki ışıkların rengini yeşilden şey ayarlamak. Kırmızıya falan. Mavi miydi burası hatırlamıyorum. Purple olsun. Aynen bu yeşildi sanırsam. Bunu normal yapalım. Ay hele şükür ah. Gerçek rengi geldi odanın. Şu an çok mutluyum. O zaman Audrey artık burada yatabilir. Yeeey. Audrey'nin odası oldu. Tanrım çok mutluyuz. Sadece tek sorun yer rengini sevmemiş olmam ama artık daha güzel. Oh great. Skyler de yatağına gitti. Sabah uyandığında bir piyano çalabilir ama neyse. Uyanır şimdi söylersem. Taylor sen işini bitirdin mi Canikom? Aha bitirmiş. Ne yapıyor Taylor? Boş boş ekrana bakıyor. That's kinda scary, Taylor. That is scary. Like, shit scary. Gel şuraya tuvaleti kullan. Zaten onu yapacakmışsın. Duş al acil. Sonra da müstakbel aldatan kocanın yanında yat. Bunlar hala nasıl aynı yatakta yatıyor anlamıyorum. Galiba zaten yatmıyorlar. Aynen sen dışarıda yat. Cried out mu? Niye üzgün? Şmo şmo şmo. Sometimes wild mad thoughts enter one's head. This is one of those times. Bazen çılgın insanlara garip fikirler aklına girer. Manyak fikirler ve üzgün olurlar. Direkt ben. Hani direkt. Aklımda çok çabuk şeyler değişebiliyor. Hani size oluyor mu bilmiyorum ama benim modum çok çabuk değişebiliyor. Yani ve bu son zamanlarda olan bir şey. Eskiden bu kadar çok olmazdı. Okay shut up. Mesela böyle mutluyum diyelim. Böyle aklıma bir anda eskiden yaşadığım bir şey geliyor ve bir anda mutluyum yaşasın herkes gidiyor hayat. İşte ne bileyim televizyon falan izleyeceğim bir anda. Aynen Taylor'ın yaptığı gibi oluyorum. Hani bir anda ağlamaya başlıyorum. Biraz abartıyor olabilirim ama gerçekten bazen böyle oluyor. Mood swingler geçiriyorum böyle. Hani onun bir aslında hastalık adı var. Bipolar diye yazılıyor. Zaten biliyorsunuzdur da büyük ihtimalle bilmeyenler için söylüyorum. Bir anda böyle duygularınız değişiyor. Çok garip. Hani simlere olan şeyler gerçekten size oluyor. Üzgünsünüz diyelim. Bir anda işte aynada konuşuyorsunuz, kendinize geliyorsunuz. Hani hatta aynada konuşmadan bile kendinize geliyorsunuz. Çok garip. Ay! Tamam, sakin olmam lazım. Şunu da şuraya atayım. Aa bu bozuk değil. O zaman şunu buraya koyalım. Ve sanırım herkes yatıyor değil mi? Taylor da yatıyor. O zaman ışıklara kapatak ve bu bölümü burada bitirek diyorum bebişler. En alt katta Mark yatıyor. Yani Mark'ın odasına her zaman bakmak istiyorum. En güzel Mark'ın odası. Çünkü mavi aynası var ve kendi özel bölümü. Ne güzel ya. Buraya tuvalet de ekleyeceğim bir sonraki bölümde. Onu da unutmayayım. O yüzden bir sonraki Sims 4 oynayalım bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hepinize bye bye. Görüşürüz.